Arkadaşlar merhaba. 20 Aralık 2022 Salı günü tekrar güzide vilayetimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da bugün 7 koşulu bir program var. Güzel bir program var, böyle cazip. Bugün aslında Adana programımız premium üyelere ait. Orada da böyle 20-30 misli bir altınımız oldu. Evet, Diyarbakır'da bugün ne var ona bakalım. Ama bu arada tabii pazar günkü yarışlarla ilgili de Adana'yı tutturduk biliyorsunuz, ama yani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. Yani burada gördüğünüz gibi Honorable ya da Nartın Kılıcı'ndan iyi bir performans bekliyorduk. Yani burada güzel bir sürpriz gelseydi burası en azından bir 1000-1500 düşünüyorduk biz, ama olmadı. İzmir koşulları çok iyi gitti. Onda da birinci altılı da burada 5'te kaldık, ama 2243 lira verdi. Premium üyelerimizden birçoğu kazandı. Zaten Mr. Tekin alternatif bankomuzdu. Buraya at yazmayanlar, Mr. Tekin'e tek atanlar buraya at yazdı. Söylemiştik. Buraya arkadaşlar, burayı biz boş bırakıyoruz. AGF oranlarına göre. Zaten burada AGF 2000-3000'e geldi. Ya çok rahat bir altılıydı bu. Burada ikinci altılıya geçtik daha sonra. Ne oldu ikinci altılıda? Onda da 5'te kaldık. Zaten Lokumoğlu bizim tuttuğumuz attı. Köylümün kızı ön plandaydı. Aper bizim yine tuttuğumuz bir safkandı. Bu tip sürprizleri biz İzmir'de ve İstanbul'da arkadaşlar kaçırmıyoruz. Yani ekibimiz İzmir ve İstanbul'un ustası, profesyoneli. Ben İzmir ve İstanbul'da bizim ekibimizin üzerine herhangi bir tahminci Türkiye'de tanımıyorum. Yani ben net söylüyorum bunu. Yani biz burada 3 yılı aşkındır yapıyoruz. Bizi zaten İzmir ve İstanbul açıkta verdiğimiz zaman bilen arkadaşlar biliyor. Ha, burada da zaten bu safkanlar içerisinde yine at yazılması gerekiyordu buraya. Buraya özellikle söyledik, elinizi cebinize atmanız lazım. Ama burada tabii ki Kickman Go net bir banko. Yani burada şöyle şu atı alternatif banko atın diyebileceğimiz safkan çok az. Yani bu karışıktı ve nitekim 18 bin lira güzel bir rakam. Neyse, sonuçta %88'lik bir başarımız var. 3 tane altılı da sadece 2 tane firemiz oldu. Evet, burada bugün Diyarbakır'da ne var ona bakalım. Birinci koşu 18.30, handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Safkrom zamanı geldi. Yani zamanı geldi derken, yani kazanma zamanı bugün bunun. Biz öyle düşünüyoruz. 1 numara Novzara yakın rakibi, ama biz burada 3. bininciden ziyade 2 numaralı Safkrom'un burada bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Greenpeace sürprizi yapacak olan Safkan, eğer düşünüyorsanız ikili için. İkinci koşuyla beraber Diyarbakır'da altılı ganyan başlıyor. Şartlı 4, 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bugün şöyle yaptık. İstiyorsanız bunu, yani güvenmiyorsanız beşli ganyan yapın, ama bugün de burada Diyarbakır'da dolaptan ziyade, dümenden ziyade delikanlı gibi koşular olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde 1 numaralı dağ avcısı Ferit Yardımcı'yla çok net bir banko. Hani bu atın yani İlkay oğlu burada yani devreye girebilir tabii. Hani girmez değil. İlkay oğlu, Gedizkaya, Dumrul, Gürgök, Winterfell, yani girmek istedikten sonra, ama biz burada İki tane bankomuz, bir tane alternatif bankomuz var. Burada direkt banko vereceğiz bu 1 numarayı, dağ avcısını. Ferit Yardımcı'nın burada şeylik yapmayacağını düşünüyoruz. Gevşek lig yapmayacağını düşünüyoruz yani arkadaşlar. Üçüncü kuşu Maiden, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumpise çıkacaklar. 6 numaralı Sarraf 2 alternatif banko. Ha, bu safkan burada kazanması lazım bu Sarraf 2'nin. İsa Akyavuz zaten en son yine Diyarbakır'da üçüncülük yaptı bu safkanla 6 Aralık'ta. Çağlayan Güzel ve Kara Suvari'nin arkasından. Tamam, 6 boy, ama zaten bu tip yerlerde boylar böyle zaten işte. Yani 3 boy, 5 boy minimum. Yani 3 boy falan o çok yakın yani. Ben 10 boyu bu işte görün, açın bakın, 13 boy, 15 boy, 20 boy. Yani normalde Diyarbakırlar, Şanlıurfalar bu şekilde gidiyor. Eğer bunu düşünürseniz Saraf 2 ne olur? 7 numaralı Taylan'ım Alişan Bahar, 9 numaralı Yeğen Mehmet Şakir, 10 numaralı Efulim Hasan Altun da, 8 numaralı Toprakoğlu Burak Bektaş. Hani tabi burada yer olanlar için Venedi Vidi de enteresan bir koşu çıkartabilir. Yani çok sürpriz düşünenler için bunu 11 numaralı Venedi Vidi de kale almak lazım.
6 alternatif banko 7, 9, 10, 8, 11. Dördüncü kuş şartlı 3. 3 çıkar İngilizler ve 1700 metreye çıkacaklar. Safkanlar burada. Diyarbakır'ımızın güzel kumlarının üzerinde muazzam yarışlar olacak. Ben eminim bunda bugün. Burada da bir numaralı Baba Hancı Yunus Çelik başta ilk atımız. Yani burada ilk atımız derken normalde burayı kazanması lazım ama şimdi burada arkadaşlar dilenler buna hani alternatif banko bile demeye yani yüzümüz vermiyor. Fakat bu safkanı ilk kez Diyarbakır'da koşacak. Biraz kafamız karıştı bizim açıkçası. Hani böyle bu çok havuç olmuş bu da 74 böyle puanı. Yaz beni, tek at beni diyor yani böyle bas bas bağırıyor. Baba Hancı şuraya bir tektir diye yazmamışlar yani. De biz yapamadık onu. Bir numaranın yanına 3 numaralı Flamboyant Mehmet Şakir ve 5 numaralı King Leonidas burada kimle? Murat Aktağ'la. Trivalles yavrusu. Ha, varsa atınız sizin yazın arkadaşlar. Steel Runner falan hepsinin burada normalde biri düşürdüğünüz anda hepsinin geliri var. Biz burayı 1-3-5 geçiyoruz. 5. kuş şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 2 yaşlı İngilizler içerisinde bugün bu kısa mesafede kim kazanacak? Bize göre Jet ISO'dan çok iyi bir koşu gelecek bugün. Bu Jet ISO zaten tahminimiz bizim çıktığı gibi bitirecek arkadaşlar. Jet ISO. Ferit Yardımcı çok iyi tanıyor bu sapkını. Yani arka arka ekmeğini yedi. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır yani ne var ne yok. Nereye koysanız yani burada Gaziantep'i koysanız onu da kazanır. Şeyi koysanız, Şırnak koysanız Şırnak Hipodromu'nda da kazanır. Yani o derece güzel. Jet ISO bizim de hayranlıkla izlediğimiz Doğu vilayetlerimizin kral safkanlarından bir tanesi. Gerçekten Halil Yılmazer'leri tebrik ediyorum. Güzel bir at yakalamışlar. Çalışmaları falan da gayet iyi. Şanlıurfa'da yapıyorlar çalışmalarını. Bu safkının arkasından 6 numaralı Matram, Yusuf Cengiz'le ve 3 numaralı King Heso, İsa Katar'la da devreye girebilir. Günün burada sürprizini de arkadaşlar Burak Bektaş'ın bindiği Koç kaçığı arkadaşlar. Bu atı çok ismini çok aramışlar. Yani sürpriz yani bunu yazmak zorunda değilsiniz ama düşünün yeri olanlar 5 numarayı da oraya bir çentik atabilirler. 2, 6, 3 ama 2 çok ön planda onu söyleyeyim size. Belki ben kendi küçük kulumla bir tek daha atabilirim onu. 2, Jet ISO'yu. Evet arkadaşlar 6. koşudayız şimdi. 6. koşu nedir? Burada bir tabela ayağı, handikap 14, 4 büyük kariyer şaraplar, 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı Nesli Nur Banko, yani bunu değiştirmeyeceğiz. Burada, yalnız burada şöyle söyleyeyim size, 1 Mart ve Nadide Gül'den bir böyle hani huylanıyoruz mu diyeyim artık. Yani bir şekilde 5 ve 6'dan da iyi koşu gelecek açıkça söylemek gerekirse. Ama burada Burak Bektaş. Eğer AGF 1 çıkarsa çok dikkat bu safkana. Yani Burak Bektaş AGF 1'leri kazanamıyor arkadaşlar. Kesinlikle paso bakın bu safkanla da 3. yapıp durmuş. Ahmet Hasan Bayar bile kazanmış Diyarbakır'da bu safkanla. Yani Burak Bektaş kazanamamış yani. Nesli Nur'la. O yüzden dikkat diyorum arkadaşlar. 5 ve 6'ya burada rakip 5 ve 6 diye şöyle notumuzu da alalım. Duruma göre bakarız son dakika şablonlarında. Ama banko burada 3 numara banko olması lazım. Yani artık burada şeylik yapmamaları lazım. Ne derler ona Türkçe'de? Gevşeklik yapmaması lazım. Şeyle başlayan başka şeyler de var ama onu şimdi aklıma tam gelmedi. Y'yle başlıyor. Evet, 7. koşu, handikap 14, 3 ve yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Pamukkale, Hasan Altunday ile burada ilk atımız. Yani Pamukkale'den bugün güzel bir koşu gelecek. Artık bu safkan yani kazansın arkadaşlar. Temmuz, Haziran ayından beri kazanamıyor. Biniyorlar. Yani geziyorlar, duruyorlar. Elazığ'da da inat ettiler. Şimdi Diyarbakır'a getirdiler buna. Dördüncü oldu Menderes Avşar'la 22 Kasım'da. Çok da böyle büyük bir fark yemedi yani. 5, 4, 6 boy fark yedi. Yapacak bir şey yok yani sonuçta. Pamukkale burada bugün güzel bir grup buldu. 3 numaralı Uys Scooty bizim sevdiğimiz Afgan kesinlikle ihmal etmeyiz. 7 numaralı Bordo Mavi aynı şekilde İsa Katar'la ve 6 numaralı Sacred Moment. Gizli An atın ismi. Evet. Sacred Moment'a Harun Sarıdal'la. Şimdi burada Field Victory var. Bakın eğer burada bunu düşürürseniz şunu.
Nesli Nur'u. Burada Feel the Victory'yi de ilave etmeniz gerekecek arkadaşlar. Burada Feel the Victory'dan Victory Galop temsilcisidir bu. Diyarbakır'da 1200 metrede yine kimle? M. Işık, Mustafa Işık ile birinciliği var. Çok dikkat. Feel the Victory'den de enteresan bir koşu gelebilir. Sürpriz konumunda da olsa Burak Bektaş sürprizleri seviyor diyoruz. 2, 3, 7, 6 sürprizde de 4 dedik. Evet arkadaşlar, Diyarbakır at yarışları ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Salı gününüz hayırlı uğurlu olsun. Premium üyelik alın arkadaşlar. Bakın prim 150 lira arkadaşlar, hiçbir şey değil. Bir ay boyunca bakın bunu oynuyorsanız, cebinizden bu paralar çıkıyorsa, yani kupon paraları, 150 lirayı güne vurduğunuz zaman 5 lira ediyor günde. Allah aşkına bugün 80 lira ile 85 lira, 100 lira ile 105 lira arasında ne gibi bir fark? O 5 lira size günlük bazda nasıl bir etkide bulunur? Ama sadece pozitif etkide bulunur. Buyurun işte. Yani alın buyurun 18.105 lira. Yani burada bunu siz kendiniz de inceltirsiniz. Bizim bu şablonumuzu verdik size. En azından bunu kazanırdınız yani. Birçoğunuz, ben eminim, birçoğunuz burada İzmir'in birinci altılısını şurada çok rahat kazanırdı. Kaldı ki bu iki misli oldu şurada. Şunu verdik. Yani bu şekilde yazmışlarsa yazmamışım bile. Burada Mr. Tekin'i çok övdük yani, bu atı tek atın dedik, hatta mümkünse zamanı geldi dedik falan filan. Neyse, sonuçta premium üyelik alan arkadaşlarımız bir adım değil, 10 adım değil, 100 adım önde arkadaşlar. O yüzden lütfen premium üyelik almaya çalışalım. Adana yarışları var bugün, yarın İstanbul yarışları var, onunla ilgili çok derin bir çalışma yapıyoruz. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki yarış gününde ve videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans, hoşça kalın.